Son yıllarda en çok sorulan, merak eden konulardan biri de kişiye özel uygulandığında gebelik oranını arttırabilen yeni teknikler var mı sorusudur. Bu soruya evet diye cevap veririz. Özellikle kişiye özel olarak kullanıldığında başarıyı arttıran tekniklerden biri spermlerin genetik olarak uygun olanlarının seçimidir. Bu seçim özel mikroskoplar altında, büyütmeli mikroskoplarda veya daha iyi olarak polarize mikroskop altında spermlerin ışığı yansıtmalarına bakarak seçimlerinin yapılması veya özel filtrasyon teknikleriyle iyi olanın spermlerin seçilerek tek bir spermin, iyi olan spermin yumurta içine konulmasıdır. Bu spermler konulduğu zaman, tercih edildiği zaman yumurta rahatlamakta, daha iyi dölleme olmaktadır. Diğer önemli bir gelişme ise yumurtanın gelişmesi esnasında olan kümülüs hücrelerinin embriyo gelişmesi esnasında da destekleyici olarak kullanılmasıdır. Bu işe kümülüs hücresi kokültürü denmektedir. Bu endometriyal kokültürden çok farklı ve daha değişik başarı getiren bir sistemdir. Diğer önemli bir sistem ise rahim içinin desteklenmesi demek olan gebelik aşısıdır. Gebelik aşısı kolay yapılan bir aşı değildir. Gebelik aşısı özel hücrelerle, size ait kan hücreleriyle geliştirilmiş maddelerin transfer öncesinde rahim içine verilerek rahim içini kuvvetlendirmesidir. Son olarak da tavsiye edeceğim metotlardan biri, özellikle embriyo kalitesinin düştüğü olgularda ikisinin mikro injeksiyonun lazerle yapılmasıdır. Buna lazer ikisi demektedir ve embriyonun ileri yaşta kadınlarda daha iyi gelişmesini sağlayan bir yöntem olarak ortaya çıkarmasıdır.